Ekle veya Insert menüsünden devam edelim. Burada benim yine çok kullandığım köprü ya da hyperlink ya da link olarak geçen şurada görmüş olduğunuz özellik var. Yani şimdi diyelim ki şurayı büyüteceğim. Şurayı kapatalım. Mesela dedik ki Azerbaycan, Türkiye ile alakalı işte bazı datalar var. Tamam mı? Ama Türkiye ile alakalı hani bunu inceleyecek, bu tabloyu inceleyecek kişiler için de bazı başka detaylı, bu rakamların nasıl elde edildiğine ilişkin detaylar vereceğiz ya. Bu detaylarda bakın şuraya bir kez tıklarsanız ya da ekle derseniz hani yeni sekme gerçi pardon buradan değil şuradan yapalım bunları. Tamam mı? Mesela yeni sekme ekledik. Türkiye, Danimarka, Fransa mı vardı mesela? Fransa diyelim ki. Tamam. Burada Türkiye ile alakalı işte detaylar var. Danimarka ile alakalı grafikler var, resimler var, şablonlar vesaire. Adam burada diyelim ki Türkiye'ye ilişkin dataları, Türkiye'yi daha kolay görelim. Dataları detayı görmek istediği zaman buraya bir kere tıklasın ve Türkiye'ye gitsin direkt. Burada geliyorsunuz. Ekle kısmından köprü ya da hyperlink var. Insert dediğiniz zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz. Diyorsun ki buraya tıklayınca ne gelsin? Yani burada örneğin bir dosya da getirebilirsiniz. Dosya linkini de açtırabilirsiniz. Mesela bir resim açtırabilirsiniz. Tamam, teker teker dinleyelim. Bir klasör ya da klasör açmayalım. Ya da klasör açsın. Tamam, okey. Klasör açtırabilirsiniz. Ya da benim en çok kullandığım, bakın bu belgeye yerleştir var ya. Buraya tıkladığınız zaman yani aynı belge içinde hangi sekmeye gitsin? Fransa mı, Danimarka mı, Türkiye mi? Tabii şey örneğini yaptık ya. Neyse mesela şu sekmeye gitsin. Türkiye sekmesine gitsin. İşte buna mesela Danimarka köprüyü seçin. Danimarka'yı seçin. Danimarka sekmesine gitsin. Bakın adam gelip Danimarka tıkladığı zaman tık diye aynı belge içinde Danimarka'ya gidecek. Tamam. Ya da Türkiye bastığı zaman tamam derseniz direkt o resme ulaşacak. Yani ilgili resme diyelim. Tamam, şimdi başka bir şey çıktı da. Ya da o klasörü açacak. Direkt. Tamam. Ben köprüyü çok fazla kullanıyorum. O yüzden size de kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi bunu da hallettik. Şimdi tekrar şu metinlerden ve birazcık da simgelerden bahsedelim. Örneğin şu örnek 3'e gelelim. Hatta örnek 2 rapor. Örnek 2'ye gelelim. Böyle bir grafik oluşturmuştuk ya. Şimdi grafiğin şurasını bir yazı yazmak istiyorum, tamam mı? Ama buraya hani şu şekilde alıp da hücreyle yazamıyorum. Bu tavsiyeleri ekleden metinle yazacağız. Metini seçin. Nereye yazmak istiyorsanız tıklayın. Örneğin özet grafik diyelim. Tamam. Tıklığınızda artık bu yazar. Bu arada bu özet grafiği seçip de mesela özet grafiği sadece yazıyı seçerseniz yazının fontunu değiştirebilirsiniz. Ya da yazının kenarından iki kere tıklarsanız hatta tıklamanıza da gerek yok da seçerseniz ve şurada biçim çıkıyor. Biçim ya da format. Buraya tıkladığınız zaman bakın bunun formatını böyle rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Zaten bunun üzerinden geçmiştik hatırlarsanız. Mesela özet grafik. Artık böyle bir istediğin yere taşıyabileceğin bir özellik var. Tamam. Nereden yaptık? Ekle, metin kutusu ya da text box. Bir de burada WordArt gösterin. WordArt daha da farklı bir şey. Örneğin böyle daha güzel, yakışıklı şeyler yazabilirsiniz. Son olarak denklemlere girmeyeceğim seviye 1'de. Bir de simgeler kısmı var. Yani örneğin ne bileyim işte bunların içine mesela
hücrenin içine bile ya da yani hücrenin içine yazılan yazının içine simgeler buradan simgeler ekleyebilirsiniz. Yani şunu eklersin, müzik şeyi koyarsın vesaire, gülen surat koyarsın vesaire. Bir dünya burada böyle şeyler var. Bunları istediğin gibi bunları da büyütebiliyorsunuz bu arada. Tamam mı? Bunları da büyütebiliyorsunuz. Bu şekilde. Yani buradaki ekle veya insert kısmında en çok kullanacağınız tabii ki pivot ve grafik. Bu grafiğin daha detaylı, daha seviye, ileriki seviyelerde anlatacağız. Ve benim en çok kullandığım kesinlikle ve kesinlikle köprü. Yani bir yerden bir yere göndermek için kullandığımız araç. Ekle menüsü bu kadar. Teşekkür ederim.